Efendim herkese merhabalar. Kripto para ile tekrardan sizlerleyiz. Ben Perihan Tanto. Günün çıkan gelişmelerini konuşacağız kripto paralarda. Sevgili Kemal Kabakçı bizlerle. Kemal Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii ki kripto paralar için değil ama biz haftayı bitiriyoruz. Pazartesi gününe tekrardan değerli izleyenlerimizle olacağız ama genel bir haftalık değerlendirme yapalım madem. Bitcoin cephesiyle başlayalım. Tabii önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin aynı zamanda Bitcoin fiyatı üzerinde de etkisi oldu. Hem Fed'in açıklamaları vardı. Fed'in açıklamalarından sonra kripto paralarda bir oynaklık yine aynı şekilde yaşandı. Genel bir değerlendirme yapacak olursak haftalık bazda hem temel hem de teknik anlamda Bitcoin'le başlayalım isterseniz. Tabii ki. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bizim yayınımızdan sonra Bitcoin'de bir rekor gelebileceğinden bahsetmiştik. Hı hı. Hafta sonunda 61.750 dolarla beraber Bitcoin yeni rekorunu yapmış oldu. Bunda tabii ki Amerika tarafından gelen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin önemi çok büyüktü. Onun 1400 dolarlık çekler dağıtılmaya başlanmıştı. Bu hafta da dağıtılmaya devam edecek. Bunun yanında da Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen koronavirüs ile alakalı teşviğin devam edeceği söylenmişti. Bunlar çok büyük etki yarattı. Bunun dışında geçtiğimiz hafta bunu tetikleyen neler olmuştu? MicroStrategy tarafından 262 BTC'lik bir alım söz konusu vardı. Onun dışında JP Morgan'da direkt ve dolaylı yoldan artık hani yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapabileceği bir fon SEC tarafından onaylanmıştı. Bu gelişmeler Bitcoin'i yeni bir rekora doğru koşturdu. Aslında hızlı bir şekilde yukarıya doğru giden, rekor gelen Bitcoin tarafında pazartesi bir geriye doğru gerileme söz konusu oldu. Bunun da nedeni ciddi bir balina satışı gelmişti ve fiyat tekrardan 57 bin dolarlara doğru bir düşüş oldu. Aslında tek sadece balina satışına da bağlamamak gerekir buradaki düşüşü. Diğer tarafta artık madenci onaylarıyla alakalı bir gelir elde edememiz sebebiyle madenciler elinde biriktirdikleri bitcoinlerden de bir satışa doğru gitmişti Perihan Hanım. Tabii bu da geçen hafta da bahsetmiştik bir FOMO'ya doğru piyasayı sürükledi ama bu FOMO ters FOMO oldu. Çünkü FOMO neydi? Fiyatı kaçırma korkusu olarak bahsediyorduk biz bunu. Ama bu sefer aşağıya doğru inen piyasada yatırımcılar tarafından hani daha da düşerse korkusuna dönüşmüştü. Ama Bitcoin kendini kuvvetli bir şekilde toparladı burada baktığınızda. Çünkü 57 bin dolar seviyesi artık ciddi önemli bir destek haline geldi. Tabii ki bununla beraber de haberler akmaya devam etti geçtiğimiz haftada. Hani bütün piyasaların gözünün kulağının orada olduğu bir FOMC toplantısı vardı. FOMC toplantısında yayınlanan projeksiyona göre de komite üyeleri bu yıl %2'nin üzerinde ve %2.4 enflasyon beklentisi içerisine girdi ki ta ki 2023 yılına kadar da böyle bir beklenti olduğunu söylemişlerdi. %2'nin biraz üstünde bir enflasyon beklentileri vardı. Faiz bandında da önemli haber, belki 2023 yılına kadar da faiz bandında bir değişiklik meydana gelmeyeceği öngörüldü bu toplantıdan çıkan haberde. Bu şimdi fiyat parada önemli bir nokta. Çünkü neden? Enflasyona karşı fiyat parayı değer kaybedeceği anlamına geliyor burada baktığımızda. Bu da ne yapıyor? Enflasyon olmayan kripto paralar için önemli bir etken haline geliyor. Ya da bir değer saklama aracı olan altında fiyat hareketlerini FOMC toplantısının ardından biz görmüş olduk ve pozitif olarak etkilendi. Bu da sert satışlarla düşen Bitcoin'i tekrardan yukarılara doğru taşıdı. Hatta dün 60 bin dolar seviyelerini Bitcoin'de gördük. Ama haberler bununla bitmiyor. Hong Kong merkezli bir firma 22 milyon dolarlık bir Bitcoin portföyüne ekledi. Bir Visa durumu söz konusu vardı kripto paralarla ilgili. Bu kurumsallardan gelen son dönemde işte MicroStrategy'den ya da diğer kurumsallardan bir alış görmüyorduk ama bu alış haberlerini kapadı. Kurumsallardan da bir FOMO beklentimiz vardı. Bu sefer fırsatı kaçırma noktasıyla alakalı bir durum vardı. Artık bu bir domino etkisi yaratmaya başladı. Normal bildiğimiz kurumsal alıcıların dışında da yeni alıcıları ortaya çıkardı. Ve tekrardan Bitcoin için yeni hedeflere doğru gidebiliriz. Hani ilk beklentimiz nokta rekor seviyesi 62.800'leri
yeni rekor olarak görebiliriz önümüzdeki günlerde. 62.800 dolar. Peki, şimdi okuduğum mesela birçok raporda özellikle 26 Mart tarihinin altı çiziliyor Bitcoin tarafında. Bunun nedeni işin birazcık türev tarafı. Çünkü opsiyonlar için sonraki 3 aylık kullanımın aslında son tarihi 26 Mart. O yüzden 26 Mart'tan sonra aslında Bitcoin tarafında bir volatilite yaşanabilir der birçok yorumcu. Peki bu volatilite yaşanırken yönün daha yoğun olarak yukarı tarafa mı gitmesini planlıyorsunuz ya da hedefliyorsunuz? Yani şu şekilde, eğer haber akışı böyle olumlu gelmeye devam ettiği takdirde yön yukarıya doğru sürmesini bekliyoruz. Beklentimiz içerisinde. Ama tabii ki sadece hani şeylerde değil burada iki noktada. Hani olumsuz bir haber de gelebilir burada Bitcoin tarafıyla alakalı. Hani temelde birazcık daha bağlı. Sadece de 26 Mart tarihinin altını çizmek de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Nerede bozulur peki? Yani satış baskısı altında kalır. Hangi seviyeye dikkat etmek lazım Bitcoin? 57 bin önemli bir destek haline geldi burada. Onun altında bir 54 bin yine ana destek noktalarımız içerisinde, ama daha önce de zincir verilerine göre konuşmuştuk. 48 bin doların altı çok beklenmiyor. Eğer olur ki çok kötü bir haber içerisine girilir ve 48 bin doların altı fiyatlama görürse, ciddi anlamda bu sefer bozulduğunu konuşabiliriz. Şimdi ben bir analiz okudum. Sizin fikrinizi almak istiyorum. Bitcoin'in 100 bin dolar olması için neye ihtiyacı var isimli bir analiz. Sizce neye ihtiyacı var? Bitcoin'in 100 bin doları olması için nasıl bir haber akışına, nasıl bir temel göstergeye, neye ihtiyacı var? Bunun için son bir seneye bakarım öncelikle ben. Son bir senede geldiğimiz nokta, geçen sene bu dönemler 4000-5000 dolar bandı içerisindeydik ve 60 bin dolarları konuşuyoruz artık. 10 katın üstünde bir fiyatlama. Evet. 100 bin dolara da yüzdelik olarak çok bir şey kalmadı. Hani böyle üzerine bir %35 koysa. Koyması hani %35 de son bir yılda 10 katın üzerinde gelmiş bir para birimi için. Çok da şey değil. Hani zor bir nokta değil. Hani psikolojik bir direnç, vay işte Bitcoin sonunda 100 bin dolar oldu diyeceğiz ya. Yani diyebilmek için daha çok kurumsal yatırımcı talebine mi ihtiyacınız var? Çünkü kurumsal talebi şu yüzden önemli. Çünkü blok alımlar gerçekleştiriyorlar ve blok alımların gerçekleşmesiyle beraber artık bir Bitcoin kıtlığına doğru da gidiyoruz burada. Yani kurumsal alıcılar burada 100 bin dolar için ilk önemli faktörü oluşturur. O şekilde söyleyebilirim. Ve şimdi dönelim Ethereum cephesine. Özellikle Bitcoin'de tabii rekor üstüne rekor burada defalarca konuştuk ama Ethereum'un bandı daha dar bir bant. Yani aynı rekorları aslında Ethereum cephesinde konuşamadık. Bunun nedenleri nedir? Neden performans olarak Bitcoin'in gerisinde kalıyor peki Ethereum? Şu an için Ethereum bir hayal kırıklığı yaratıyor bu konuda. Ethereum'da aslında hani güncellemelerden bahsettik. Bu ağ sorunlarını çözecek güncellemelerle ilgili tarihleri de verdik. Yani daha doğrusu verdi Ethereum tarafından, bu tarihler geldi. Ama bir türlü o beklenen performansı gösteremedi. Buradaki en önemli haber de 1 Nisan'da 55 saat sürecek madencilerin hani artık bir iş bırakma eylemi gibi ve bir saldırıdan bahsediliyor 1 Nisan'da olacağını. Yaklaşık 55 saat Ethereum ağında bir durma söz konusu olacak. Bu haber inanılmaz bir şekilde piyasada olumlu haberler gelirken Ethereum'a ket vuruyor. Ama çok da aşağısına da götürmüyor. Çünkü hani bir saldırı planı diye konuştuğumuzda işte Ethereum hacklenecek mi ya da blockchain tabanında bir sıkıntı mı olacak? Hayır, bunun başarmalarına imkan yok. Ama hani burada suyu bulandırıyor diyebiliriz. Bu suyun bulanmasıyla beraber de Ethereum istenilen hareketi yapamıyor. Ama alt tarafta 1750 desteği bizim için önemli bir nokta. Bunun altına kırmadıkça tekrardan yukarıya doğru hamlesini gerçekleştiriyor düşüşlerle beraber. Takip edeceğimiz direnç noktamız ise 1880 dolar bandı Ethereum'un. Üstünde kalması ve kuvvetli alıcıların gelmesiyle Ethereum'da da tekrar yeni bir rekor görebiliriz. Ama şu 1 Nisan'daki haberle ilgili böyle bir şey olmayacak, bundan vazgeçtik tarzı haberler gelirse de Ethereum'da ciddi hareketler söz konusu olabilir. O yüzden 1880 doları takip ediyoruz. Üzerinde Ethereum'da başka bir senaryo konuşabiliriz. Dönelim bir de Ripple senaryosunu konuşalım. Çünkü SEC Ripple kurucularının kişisel harcamalarının dökümünü istemiş. Bence önemli bir haber. Evet, yani artık Brezilya dizisine dönen bir durum söz konusu. Doğru. Çünkü bir o taraftan haber geliyor, bir o taraftan haber geliyor. En son gelen gelişme de SEC tarafında işte kişisel harcamalarınıza kadar 8 bankadan
market alışverişine kadar her şeyi istediler. Bu Ripple cephesinde avukatları tarafından bayağı sert karşılanmıştı. Hani kişisel, özel harcamalarına kadar görmek istemeleri ama Ripple bu konuda inatçı. Çünkü şunu savunuyor hala, siz bir menkul kıymetsiniz, buradan elde ettiğiniz gelirlerle hayatınızı sürdürüyorsunuz argümanından kaynaklı bir durum. Ama hani bir yerde artık bir dava süreci, bu da onay gelirse mecbur verecekler, beyan etmek zorunda kalacaklar bunu. Ve ama artık bu hani Brezilya dizisi diye tabir ettiğimiz Ripple olayı artık şekilleniyor gibi burada. Çünkü artık mahkeme tarihleri verildi. Burada Ripple CEO'su Galinhaus ve Larsen 12 Nisan'da mahkemeye savunmalarını yapacak. Akabinde SEC tarafında 14 Mayıs'ta bir savunmaları iletilecek. Ve 4 Haziran'a kadar da Ripple tüm gerekli belgeleri sunup artık bu işin çözüm noktasına doğru kavuşacağız. Sanırım final bölümü artık Nisan ayında gelecek gibi duruyor Ripple tarafıyla alakalı. Ama şöyle bir durum daha söz konusu burada. Hani Ripple tarafında final gelecek, bu hareketlilikler sürüyor, devam ediyor ama Ripple fiyatında çok ciddi bir gerilemeler söz konusu olmuyor. Hani 40 centlere kendini dayadı, orada beklentisi sürüyor. Hatta olumlu haberlerle beraber 50-55 sente kadar da yükselişlerini sürdürüyor. Sadece buradaki işte yeni bir SEC tarafından gelen haber sadece yükselişi durduruyor bu noktada. Çünkü çok kuvvetli şekilde haberler de gelmeye devam ediyor Ripple'la alakalı. Hı hı. Bunlardan bir tanesi işte geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Bir Avustralyalı şirket tarafından söylenmişti ama Fransa Merkez Bankası Ripple'ın altyapısını inceliyor işte dijital paraları için kendi diye. Bu çok önemli bir haberdi. Bunun dışında World Bank dün değil ondan önceki gün Ripple'ın çok iyi bir ağ olduğunu, kullanışlı ağ olduğundan bahsetmişti. Keza da bu haberler çıktıkça Ripple tarafı da şunu söylüyor. Ripple Ledger tarafında bu dijital merkez bankalarının dijital paraları için altyapı hazırlıklarını sıklaştırıyor. Yani hani mahkemeye bel bağlamadan çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu mahkeme işi de çözülürse olumlu bir noktada Ripple çok ciddi geliyor gibi duruyor. Şimdi buradan hemen o zaman Litecoin cephesine dönelim. Haftalık olarak bir de Litecoin'i ve önümüzdeki hafta nasıl bir performans gösterebilir, nereleri takip edeceğiz Litecoin tarafında, bir de orayı konuşalım istersen. Litecoin artık yatırımcısını son zamanda çok bekleten kripto paralardan bir tanesi oldu. Çünkü diğer kripto paralardan ciddi fiyat hareketleri görürken Litecoin hala zirvesini göremedi. Birçok kripto parada tarih zirvelerini şahit olduk. Ripple'da şu an %40'ın üstünde hala bir tarih zirvesine fiyat farkı söz konusu Litecoin'de. Şimdi bir güncellemesi vardı. Özellikle gizlilik içeren bir güncellemeydi bu. Bu güncelleme haberi ilk etapta fiyat olarak çok iyi yansımıştı Litecoin'e. Ama bu aranın uzun tutulması hani birazcık yatırımcılarını bu durumu unuttu. Ta ki geçtiğimiz 15 Mart günü bu güncellemenin ilk denemesi gerçekleşti. Şimdi bu denemeyle beraber artık Litecoin madencilerinden evet bu oldu onayı bekleniyor eğer tabiri caizse. Bu güncellemeyle herhangi bir sıkıntı problem olmazsa hala Litecoin tarafında %40'lık bir pay var. Hani bu takip edilmeye değer bir noktada şu an için. Hani yatırımcıların ya da yatırım yapmak isteyenlerin takipte olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin kripto parada sonuna gelmiş olduk. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü yine aynı saatimizde biz buradayız. Hoşçakalın.